Sizin hiç Instagram hesabınız çalındı mı? Bu videoda kafede otururken bir anda cep telefonunuzun içine nasıl girilir onu anlatacağız. Mesela evinizde otururken Wi-Fi ağınıza nasıl sızıyorlar? Bir tane mail geldi diyelim, açtığınız bir cep telefonu var. O cep telefonuyla sizi WhatsApp grubuna davet ediyorlar. Bütün bilgileriniz gidebilir demek işte bunlar. Bütün bunları YouTube Türkiye'nin en bu konuda yetkin ismi Can Değer'le konuşacağız. Aletleri göstereceğiz. Yani nelere karşı gözünüzün açık olması lazım ve en önemlisi bunlardan nasıl korunursunuz onları anlatacağım. İnanın elinizde tuttuğunuz cep telefonunu kullanma alışkanlığınızı değiştirecek bu video. Evet, şimdi garip bir şey yapacağız. Aslında böyle Mission Impossible'da görmüştüm Can ben bunu. Mission Impossible değil miydi o? Film, oyun, MP3 sende abi, ben bilmem. Abi şimdi adamı Tom Cruise'u iple sarkıtmıyorlar mıydı bir yere? Ha, onu diyorsun. Evet. Tamam tabii canım, böyle yukarıdan. Ama sen şimdi ayağın yere basıyor olmaz ki. Ya ip bulamadım, ip. İp bulsam ama çok güzel bir şey var elimde. Cem'in bilgisayarı var. Ay, en sevdiğim. Aynen, tamam. Cem'in bilgisayarı arkadaşım. Windows değil mi o makine? Windows abi. Bunu şifresini bilmiyoruz. Nasıl açacağız? Ve bana aslında burada daha da önemlisi şunu söylemen gerekiyor abi. Kulaklığım düştü. Bundan nasıl korunacağız? Tamam. İkisi birden. Şimdi abi bak, sana bir tane USB göndermiştim. İçinde bir sürü işletim sistemleri olan, hatırlıyor musun? Evet abi, geçen aldım hafta. Onu bu. Yaklaşık bir hafta önce Can bana bir arkadaşı vasıtasıyla bu USB'yi gönderdi. USB belleği. Ben hiçbir şey anlamadım bunun içinde olandan. İçinde onun aslında bir Linux işletim sistemi var, tamam mı? Hı-hı. Bu çok basit bir şey. Windows gibi bir işletim sistemi, macOS gibi bir işletim sistemi, evet, var. Şimdi yapacağımız şey de Pardus diye yerli üretim bir tane Linux dağıtımı var. Onu kullanacağız. Pardus. Tamam mı? Yerli ve milli olsun. Aynen öyle abi. Tamam, güzel. Güzel olsun, bizim olsun dedik, tamam, tamam mı? Pardus'la makineyi açacaksın. Yani USB'yi takıp makineyi açacaksın. Taktım abi. Power'e bastım. Tamam abi. Makine açıldı. Evet, ışığı yandı şu an. Tamam, süper. Bu arada şunu söyleyelim. Arkadaşım Cem Özkaynak, kulağı çınlasın. İzniyle bu makineyi kullanıyoruz. Tabii bunların hepsi izinsiz yapmak yasak abi. Kanunen suç. Yani onun izniyle, sadece şunu söyledi. Bayağıdır bakmadığım bir makine, içinde ne var hatırlamıyorum. O yüzden... Bakalım neler çıkacak içinden. İfşa. Cem tango yaparken, salsa yaparken çıksa keşke. Vallahi süper olur. Şimdi açıldı abi. Tamam, karşında Pardus geldi mi? Yok, gelmedi. Ne yapmam lazım? Böyle Windows'un şeyi var işte. Çiçek böcek. Tamam abi, sen sağ alt köşeden yeniden başlat butonu var orada. Evet. Oradan yeniden başlat yapacaksın. Evet. Önündeki bilgisayarın açılış senkronizasyonunu değiştireceğiz. Yani açılışta Windows'un yüklenmesini istemiyoruz. Onun yerine bizim USB'mizin, tamam, onu da gördüm abi. Yani use a device diyor, tamam. Aynen. O şekilde reboot ediyorsun abi, yeniden başlatıyorsun makineyi ve karşına Pardus gelecek. Bu kadar mı abi? Dur abi dur, daha bir dakika, dur, işimiz var. Gerçekten nasıl korunmanız gerektiğini de anlatacağım. Yani bir bilgisayarınız var, bir adam geliyor, sizin bilgisayarınızın şifresi varken bir tane USB'yi takıyor ve sizin, evet, şifreler mifreler kaput, hiçbir işe yaramıyor. Bu kadar basit mi yani? Aslında evet. İple sarkan ama yok. İple sarkma yok ama korunması da çok basit. Bir dakika, bir göreyim ben bunun içini bir. Aha, vallahi Pardus yazdı. Anam. Allah. Buraya gireyim ben. Ne bu? Koreli ilginç final diye bir şey var. Lan? Koreli ilginç final. Abu. Abu. Çılgın. Merve çıktı ya. Merve'cim çıktı. Merve'nin Kore ürünleri inceleme videosu çıktı ya. Ya ama yüzüne ya. Yüzüne köpük sürüyor canım benim ya. Ama ya, ama ya. Bak, DCIM yazıyor. Fotoğraf demek. Oo, o. Severiz. Giriyorum. Aha, yuvarlak şeyler var burada. Ha, 360 görüntüleri var. Burada da Merve var. İyi bari. Güzelce tamam, eşini çekmiş. Aferin. Merve burada bir şeyler anlatıyor. Ama şu an ekran benim aslında girmemem gereken, girememem için şifrelenmiş. Yani bunları benim görmemem gerekiyor. %100 abi. Kesinlikle bu makineye erişmememiz isteniyordu normal şartlarda. Biz bir USB'den başka bir işletim sistemini canlı olarak çalıştırdık. Sonuçta bunların hepsi aynı diske yazılıyor ya. Evet. Diske erişimimiz oldu. Böylece içindeki verilerin hepsini görebildik. Bu son derece basit, eskiden beri olan bir şey. Ve korunması da çok kolay ama kimse yapmıyor. Can, bir dakika abi. Araya gireceğim. Bu arada arkadaşlar, bu video Akbank destekleriyle çekiliyor. Akbank Gençlik Akademisi'ni kurdu. Bu akademide kendini geliştirmek isteyen üniversite öğrencilerine farklı farklı projelerle eğitimler verilecek ve bunlar sertifikalı olacak. Peki nasıl eğitimler var? Yapay zeka. Bu videonun en önemli gündem maddesi. Siber güvenlik, ileri düzey analitik, tasarım odaklı düşünme gibi yetkinliklerle ilgili size çok güzel eğitimler sunuyor. Ben nasıl Can'la şu an, Can Danimarka'da biliyorsunuz, yurt dışından bir
destek alıyorsam akademide de hem yurt içinden hem yurt dışından eğitmenler olacak. Can, devam edebiliriz abi. Korunmasından önce daha da korkunç bir şeyini söylemek istiyorum size bunu. İz bırakmıyor. Ha tabii canım. Şimdi görüyorsun ya Kamil, görüyorsun. Bak şimdi. Çektim. Şeyi. Gittin, reboot et. Ondan sonra kapatayım, değil mi? Aynen aynen, kapat git abi. Ve işlem sonuçlandı. Yani birilerinin sizin bilgisayarınıza girdiğini anlamıyorsunuz. Bence korkunç bir hadise bu. O yüzden burada nasıl korunuruzu Can anlat bize. En önemli mesele o. Şimdi abi, hikaye şu. O kadar karmaşık, o kadar zor ve o kadar bilimsel bir yöntemi var ki bunun korunmak için. Karmaşık mı? Acayip karmaşık. Windows açıyorsun ya karşına. Evet. Muhteşem bir Windows karşına geliyor ya. Evet. C var ya, C. Evet. Sağ tıklayıp kriptola diyorsun, bitti abi. O kadar. Evet. Bu kadar basit mi gerçekten? Evet evet, encrypt ediyorsun abi diskini. Bitti. Ve senin bilgisayarına Tom Cruise giremiyor. Hiçbir şekilde giremiyor. Bu kadar kolay abi. C'yi BitLocker'la kriptola diyorsun. Bitti. Yani bu kendi içinde olan bir özellik. Aynen, Windows'ta var. Abi çok iyi. Gerçekten harika. Ben sana daha pislik bir şey söyleyeyim mi? Söyle. Şimdi sen o dosyalara eriştin. Evet. Normalde resimlere baktın, çıktın. Evet. İyi bir insansın sen. Aha. Güzel bir insansın. Çalmadım en azından. Hiçbir şey yapmadım. O bilgisayar aktif kullanılan, Cem'in kullandığı ve yönetici haklarıyla eriştiği web siteleri bilmem ne, hani Creator Station, oyna sana bilmem ne. Evet. Kullanıldığı bir bilgisayar olsaydı, Chrome'da nerede çerezlerin tutulduğunu biliyor olsaydın sen de bir atan saldırgan olarak ve o çerezleri alsaydın, sonra evine gidip o çerezleri tekrar çözüp kendi makinana koysaydın, Creator Station, Zart, Zurt, nerelerde adminse bu adam, administratorlığın hayırlı olsun sana. Korkunç bir şey ya. Bu kadar abi, 3 saniye sürüyor yani. Ya korkunç, korkunç bir hadise. Ben elimden geldiğince işte özellikle hesaplarımı koruma konusunda hep ikili doğrulama, işte ne diyorlarsa bana yapıyorum. Tamam. Ama bu burada bahsettiğim çerez ikili doğrulamayı bypass eder bu arada. İşte yani ben bana söyleneni yapıyorum. Ama yani adam, aynen, bunu geçebiliyorsa benim suçum ne? O yüzden yani burada yapılması gereken, şurada gösteriyorum size yapılması gereken şeyi. C'ye sağ tıklayıp diski kriptolayın. Şimdi başka bir şeyler daha yapalım değil mi? Yapalım. Mıncıklayalım biraz. Evil Twin. Yani şeytani ikiz saldırısı. Kötü ikiz. Neden böyle deniyor biliyor musunuz? Ya da onu Can anlatsın. Can, neden bu olaya Evil Twin deniyor ve Evil Twin yani kötü ikiz sana ne ediyor? Abi şöyle, mesela bizim Uras Kafe diye bir kafemiz olsun, tamam mı? Evet. Kafeler zinciri. Türkiye'de de adım başı 100 metrede bir tane Uras Kafe olsun, tamam mı? Yeşil yeşil böyle güzel güzel. Hı hı. Ondan sonra o kafelerde de bir sürü insan gitsin, internete bağlansın wireless'tan, tamam mı? Biz o kafelerde sunulan internetin, Uras Kafe interneti adıyla, tamam mı, var olan internetin aynısından bir tane daha yapalım. Ücretsiz yapalım ama yapan kişi Uras Kafe olmasın, biz olalım. Ha yani. Kötü ikiz. Kötü ikiz. İkiz dediğin bu. Şimdi bana Can bir alet aldırdı. Şöyle bir alet göstereyim. Tamam. Çok da girmeyelim mevzulara. Evet. Çünkü hacking olayı yok, gerçekten. Girme abi. Değil mi? Sıkıntılı evet, evet, mevzular. Şimdi şöyle bir şey var abi. Her şeyden önce biz zaten her şeyi izin alarak yapıyoruz. Şu ana kadar yaptığımız her şey izinli ve kendi laboratuvar ortamımızda yapıyoruz. Tabii hiçbir ki herkes, şey böyle dışarıya kapalı yaptığımız ortam. Zaten işin yasallığını masallığını geçtim bir kere. Hani hepsini bırak bir ayıp kere. Yani. Ya ayıbı da geç. Hadi onu da geç. Baba YouTube'un sözleşmesine aykırı. Açıp kabak gibi gösteremiyorsun zaten. Ya bu şey yani, yapmak. Tabanca yapmayı öğretmek gibi bir şey yani sonuçta. Aynen. O aynen. Yüzden hani Evil Twin. Şimdi meseleyi şöyle anlatabilirim size. Benim anladığım kadarıyla bu aleti alıyoruz. Ondan sonra bilgisayarımıza takıyoruz. Creator Station üzerinden bir kablosuz ağ açıyoruz değil mi? Olayımız bu. Adını da Uras Benlioğlu Hayrat'ı koyalım. Tamam. Evet. Şu an girdik. Şunu bir yenileyeyim bakalım sayfayı. Korumasız bir ağ. Şifre korumasız, yok. Korumasız. Şifre yok. Çiçek gibi. Ya zaten kalabalık ortama girdiğinde insanlar herkes gigabyte gigabyte internet harcama derdinde. Beleş bir yer gördüler mi de hop insanlar orada. Ben de öyleyim. Hepimiz öyleyiz abi. Yani gerçekten sıkıntılı bir durum bu baktığın zaman. Biz şu an o bağlantıya 6 kişi bağlandı. Bunların hepsi bizim ofisten. Tamam. Çünkü biz biraz uzakta duruyoruz yani insanların olduğu yerden ki bunu görüp bağlanamasınlar. Yani bir şey yapacağımızdan değil. Değil mi? Olsun. Ama olsun olsun. Ne gerek var yani el alemin? Çünkü buradan o telefonda o an yapılan bütün işlemleri görebiliyorsunuz. Adam sen girdin free wifi tık 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 girdin. Banka şifreni yazdın abi. Tabii abi her şeyi izleniyorsun yani, değil mi? Bütün trafiği görebiliyorsun. Ya her şeyi bırak. Bunun için o aleti de gerek yok. Yani bu gördükleri, insanların gördükleri o bedava kablosuz ağlara girmemeleri gerekiyor. Çünkü basit bir cihazla da basit bir kablosuz adaptörle de bunu yapmak mümkün. Yani bu saldırı metodu için bu elindeki alet işi
bilgisayarınla hiç uğraşmadan sadece bir kablo takarak direkt yapabilmeni sağlıyor. Çok ama kolaylaştırıyor alet. Onsuz da oluyor. Yani mesela şöyle bir şey olabilir mi abi? Oturuyorsun kafede, yanında bir adam, hiçbir şey yok bilgisayarında, antenler mantenler görmüyorsun. Herif kopyalamış şeyi, Wi-Fi'yi. Aynen. Olabilir bu. Yapabilir. Yapabilir. Korkun. Son derece mümkün abi. Yani senin ve her şeyini izliyor bir taraftan da. Aynen. Bütün trafiği görüyor abi. Ya abi bu uykusunu kaçırır insanın. Aynen öyle. Şimdi biraz daha zor bir takım şeyler. İşte webin çalışma mantığı biraz değişti. Biraz daha sıkılaştı. Ama bu demek değil ki tamamen güvende. Yani bu tarz kablosuz ağlara girerek riske etmiş oluyorsun. Eğer savunmanı yapmazsan, bir savunma yöntemi var. Onu yapmazsan riske ediyorsun yani. Savunma yöntemi varsa ne mutlu. Ne yapacağız abi savunma yöntemi olarak? Evil Twin saldırısından korunmak abi, için. Abi birincisi zaten böyle tanımadığın etmediğin kablosuz ağlara atlamayacaksın. Zaten girmeyeceksin. Ama atlamak zorundasın. Hani diyelim zorundasın. Başka şansın yok. İnternet istiyorsun. Veya yapan kişiye adilik yapmak istiyorsun. Sen de hacker'ı ekleyeceksin. Ha hacker'ı ekleyeceğiz. Ya belki Sekon, sen de çıldırsın. Belki sen de hacker'a dalacaksın. Tamam mı? Ne yapıyorsun abi? VPN açıyorsun. Ha, VPN üzerinden bağlanıyorsun. VPN'le bağlanıyorsun. Adam seninle ilgili hiçbir şey göremiyor. Bir de herifin internetini sömürüyorsun. Ha, öyle hackliyorsun herifi. Ya tabii canım, adamı hacklemiyorsun gerisini. Onu hackleyemez miyiz can? Hackleyemez miyiz onu? Ama benim ya, bilgim yetmez. Hacklemez miyiz? İçine bile gireriz de bu videoda olmaz. Bu videoda olmaz. Ya ben çok kızıyorum böyle şeylere. Ya bu çünkü hırsızlık dediğin hadise böyle bir şey yani. Bu da dijitali. Tabii canım. Yani, aynen. Aynen böyle şeylere çok kızıyorum. O yüzden böyle sinirleniyorum. Çünkü ben çok masumum abi. Ben bir tane sağ olsun biri free wifi açmış. Oraya girem, Instagram'a bakayım. Aynen. Anlatabiliyor muyum? Maillerime bakayım. Benim derdim bu. Ama adamın derdi başka. Aynen öyle. Yani o yüzden özellikle sinirleniyorum. YouTuber olarak sen bir de yüksek profilli hedef listesindesin. Biliyor musun bunu? Ya... Kim o? Sen 3 milyonluk sen tabii abi 3 milyonluk hesabın var ya senin. Onu bu, alma. YouTube şimdi. Evet, şimdi şöyle bir şey var. YouTube şimdi geçtiğimiz hafta özel bir rapor yayınladı. Yüksek profilli hesapların her birisi için takibe başladı. Bunlara gönderilen e-mail'ların, bilmemlerin falan filan hepsinin denetimine başlıyorlar ki korumak için. Sağ çünkü olsun. Şöyle bir şey var. Aynen şöyle bir şey var abi. İşi şakası bir tarafa. Çok popüler bir metot var. Bir VPN yazılım üreticisiyiz biz. VPN yapıyoruz. Sizin de bu ürünü incelemenizi istiyoruz. Ürünü şu adresten indirebilirsiniz. Denemeniz ve indirmeniz karşılığında size ödeme yapacağız. Hop gitti. Gitti, geçmiş olsun. O uygulama, indirdiğin uygulama zararlı yazılım. Senin kanal çerezlerini çalmak için. Bu arada Can, aslında size de söylemek istiyorum. Ben bugün gerçek anlamda hackerlık ne demek ve nasıl yapılır onu öğreniyorum. Yani bir bakıma kendime yatırım yapıyorum. Şu yeni dünyada gerçekten tam zamanı kendinize yatırım yapmanın. Bu bir tam anlamıyla yatırım tavsiyesidir yani. Yatırımı kendinize yapın. Ben bugün bir meslek öğreniyorum. Bunu öğrendikten sonra üstüne düşersem gidip bir bilişim şirketinde çalışabilirim. Ve bunu sadece evimde oturarak öğrenebilirim. Eğer yeteneğim ve ilgim varsa. İşte Akbank Gençlik Akademisi'nde de arkadaşlar bunlar öğretiliyor aslında. Hacker olmak değil tabii ki. Bu yeni nesil mesleklere adım atmayı öğretiyorlar. Siber güvenlik, blockchain, inovasyon ve yapay zeka. Bunları öğrenip üstüne yetkinlik kurabilirsiniz. Yani Akbank Gençlik Akademisi'nde bu eğitimi almanın aslında tam zamanı. Bence içinize bir kurt düşürmüşümdür. Aşağıya da linki bırakıyorum. Bu fırsatı kaçırmayın derim size. Can, her şey o çerezlerde değil mi? Çünkü şu anda zayıf nokta o çerezleri kaptırmak abi. O gitti mi? Session ya sürekli yenile temizlesek çerezleri. O zaman da kullanışlılık çok düşüyor. Yani evet. Sürekli şifre gir, sürekli bilmem ne yap falan oluyor. Aynen. Ama kendini korumak istiyorsan bazı şeylerden feragat etmek gerekiyor. Aynen öyle abi. O yüzden... Yani dikkat etmek lazım. Evet, Evil Twin saldırısından da böyle korunuyorsunuz arkadaşlar. VPN'le ya da görmediğiniz, bilmediğiniz bedava diye "Aa ben bunu kullanayım" diye girmeyeceksiniz internete. O şekilde. Mesela bak, aha bizden bir başka biri daha girmiş. Şimdi bunu kapatayım da milletin bilgilerini almayayım ya. Bence boş ver abi, boş ver. Aynen, şimdi kapatıyorum gerek yok adamlar, bilgileri tamam. Kalsın. Tamam. Şimdi başka bir saldırı türüne daha tanıklık edeceksiniz. Kendinizi nasıl koruyacağınızı da öğreneceksiniz tabii ki. Daha önce ne yaptık? İkiz bir Wi-Fi oluşturduk ve oraya insanları çektik. Daha doğrusu yapmadık bunları ama bunlar yapılabilir dedik. Şimdi de Can, çok güzel konu bu bence. Kendi Wi-Fi'ni nasıl koruyacaksın yani? Hani adam gelip senin Wi-Fi'ına girecek. Oo, ondan zaten girdi mi? Ha, şimdi onu nasıl gösterelim oluyor? Bence. Aynen. Ha. Oraya girelim bir. Şimdi sen ne yapıyorsun abi? VPA dediğimiz, hani güzel bir parola koydun kablosuz ağına. Çiçek gibi onu da güvenli hale getirdin diye düşünüyorsun. Her şey süt liman, çok güzel. Ama bir bakıyorsun adam senin wireless'ına girmiş, içeride fink atıyor. Tamam mı? Hem de
şifreli wireless'ına yani. Aynen, korunduğunu düşündüğün wireless'ına mesela. Fıldır fıldır geziyor. Nasıl yapıyor bunu? Sana bir tane almanı söylediğim bir tane kablosuz ağ bağdaşlı bir cihaz vardı. Adaptör vardı. Şundan aldın abi. Aldım. Aynen abi. Bunu çok basit bu arada. Her yerde var bundan. Aynen abi. Bu aletin özelliği şu. Bu aletin içindeki chipset sayesinde alet monitör modda çalışabiliyor. Monitör mod ne demek? Paketleri yakalayıp o paketin içine kendi istediğin, değiştirdiğin paketi sokabilme yeteneği. Tamam mı? Yani şöyle düşün. Senin wireless paketlerini biz havada yakalıyoruz, kablosuz evet. paketlerini. Abi çok fena. Yani böyle bilgisayarında bunun gibi bir alet olan biri varsa dikkat etmek lazım. Abi çok sakat. Çok sakat. Şimdi bir tane yine güvenli sürüş alanında kendimiz bir şifreli wireless açalım. Şimdi abi şöyle olacak. Sana bunu anlattım ama daha kısaca özetleyeyim. Sana söylediğim o Linux'tan çalıştırıyorsun yine aynı mantıkta. Evet. BetterCap diye bir uygulama var. Tamam. BetterCap uygulamasından biz gideceğiz abi. Yeni arattığımız test Wi-Fi'ni, test kablosuz ağına. Önce oradaki bağlantıyı daha evvelden bağlı olan adamla bağlantısını koparttırma saldırısı yapacağız. De-authentication diyoruz buna. Evet. Bu koparttırma saldırısından sonra adamlar tekrar bağlanmaya çalışırken "Aa kardeşim ben buradayım. Aa merhaba ben Mehmet. Aa merhaba ben Mehmet. Al beni içeri, al beni içeri." diye bağırıyor ya. O bağırdığı paketlerin hepsini yakalamaya çalışacağız. Ben çünkü tanışmamız lazım, tamam mı? Senin kablosuz ağına benim girebilmem için ben bir kullanıcı olarak seninle tanışıyor olmam lazım, tamam mı? Merhaba ben Mehmet, merhaba ben Uras, ben geliyorum abi, merhaba, hoş bulduk, buyur gel otur. Tamam mı? Kablosuz ağa böyle alıyorsun içeri. Ben bu sırada dışarıdan bir saldırgan olarak Mehmet'i düşürüyorum. Mehmet'i ağdan düşürünce Mehmet diyor ki ben geldim Uras, ben geldim Uras diye sana seslenmeye başlıyor. Seslendiği paketlerin hepsini BetterCap'le yakalıyorum. Ondan sonra senin kablosuz ağ yöneticine, kablosuz ağına gidip diyorum ki hayır Mehmet benim. Abi çok adi bir şey bu ama ya. Evet, Mehmet benim. Sen Uras da ne diyor? Aa buyur Mehmet kardeşim, buyur geç otur diyor. Hop girdik wireless'a. Ve artık ondan sonra ne istersen yap. Tabii canım. Ve şifre bilmeme gerek yok. Herhangi bir şey yapmama gerek Hiçbir yok. Hiçbir şey yok. Şimdi gizli Serkan diye bir wireless açtık. Tamam buna abi. Buna da bağlanacağız abi. Tamam. Bir kişi bağlı buna şu an. Tamam. Şimdi onu deout yap abi. Önce onun bir bağlantısını kes. Evet. Şuradan gerçekten attım onu. Tamam. Şimdi o tekrar bağlanmaya çalıştığında yakalayacaksın adamın bağlantı isteklerini. Sonra da adamın hash'i gelecek. Gelene kadar onu atıp atıp yakalamaya çalışacak. Sürekli atacağım mı ben bunu? Evet. Sürekli atıp yakalayacaksın abi. Yani şu bir şüpheli durum mu? Kendi güvenilir Wi-Fi ağındasın. Sürekli düşüyorsun. Tabii, tabii. Bu her yerde, evde mevde hep oluyor bana. Kamil. Ya soğuk su var mı Kamil? Soğuk su var mı Kamil? Kamil, oğlum ben hep düşüyorum evde. Abi nasıl yapacağız? Yani diyelim böyle bir duruma nasıl koruyacağız ağımızı yani? Abi şöyle bir şey var. Bir defa kolaylıkla kırılabilen bir parola olmaması lazım. Tamam mı her şeyi? Bir defa şeyi değiştirmenin hani senin sürekli kopmanı neden olacak sistemi koruma şansın yok. Çünkü wireless kullanıyorsun, kablosuz kullanıyorsun. Adam seni her zaman düşürebilir abi. Tamam mı? Orada yapacak bir şey yok. Ama adam senin bu bağlantı hani merhabaları yakaladık ya. Şimdi yakalıyoruz ya merhaba paketlerini. O merhaba paketlerini birleştirip bir tane hash elde ediyor. Yani böyle şifrelenmiş diyeyim anlaşılır şekilde olsun. Senin parolanı şifrelenmiş şekilde yakalıyor. Tamam mı? O haliyle bizim hiçbir işimize yaramıyor. Saldırganın hiçbir işine yaramıyor. Ne zaman işimize yarıyor biliyor musun abi? Adam kalkıp bu şifrelenmiş paketi alıyor. Online hash tool'a atıyor. İnternette böyle hashleri direkt kıran siteler var. Veya hashcat diye bir uygulama var. Onunla kırmayı deniyor. Bu da yaklaşık birkaç gün içerisinde sana onun eğer basit bir parolaysa kırılmış halini veriyor. Ya basit parola koymuyoruz. Mesele bu. İşte bu. İşte bu abi. Senin wireless parolan Allah ne verdiyse. Upuzun olmalı abi. Upuzun. Tamam vallahi bugün değiştiriyorum ya. Elini korkak alıştırma. Bugün değiştiriyorum. Çünkü korkunç bir şey bu yani. Her şeye adamlar sahip olabiliyor. Ya bu arada çok bildiğim bir konu değildi. Sabahtan itibaren senle şu ana gelene kadar. Neredeyse bir 8-9 saattir uğraşıyoruz canla. Ve bir şey öğrendim yani ben bugün. Çok mutlu oldum. Ya ben aynen bu sabahki Uras Benlioğlu'yla akşamki Uras Benlioğlu aynı değil. Eyvallah. Çok sevindim. Yani bu çok güzel bir şey bence. Zaten onu da söyledim. Kendisine insanın yatırım yapması böyle bir şey. Her şeyi öğrenmek lazım. Aynen öyle abi. Hem kesinlikle genel kültür hem de kendini korumak için. Son bir şey daha soracağım Can sana. Tabii abi sor. Bir dakika bir kere daha şimdi Serkan kendi ağına girmiş. Onu bir şuradan atayım da. Attım. Abi çok iğrenç bir şey ya. Adamın Wi-Fi'ına Allah'ım neyse. Bana gelen mailler var. Her gün 20-30 tane. Sana onları bir kontrol ettirmek istiyorum. Tamam abi. Olur mu? Olur olur tabii. Abi şimdi şöyle bir şey var. Bu son zamanlarda özellikle son 20 gündür beni acayip rahatsız ediyor. O da şu. Hı. Garip garip mailler geliyor abi bana. İşte benim WhatsApp numaranı ekle, işbirliği yapacağız falan filan.
Yani mesela bak, hatırlıyor musun? Sana bir şey söylemiştim demin. Sana böyle VPN denemek evet. ister misin falan filan. Hı hı. Bunların hepsi aynı şey abi. Hepsi kanalı Indiragandi yapacaklar. Harbi mi? Uras kanalı Indiragandi yapacaklar. Kanalı Indiragandi yapacaklarmış. Seko. Bak şimdi birkaç tane örnek göstereyim istiyorum ki. Tamam. Hem çok YouTuber bunu izler. Hem de internetle böyle çok haşır neşir olmayan insanlara da gidebilirler. Belli olmuyor bu işler. Yani çünkü banka, herkesin banka hesabı var. Onlara nasıl gidiyorlar biliyor musun? Nasıl? Diyorlar ki onlara abi, sizin için ön ödemeli krediniz onaylandı. Ha. Size işte SGK borcu priminiz silindi. İşte geri SGK ödemeniz onaylandı. Her tür sahtekarlık var. Tabii SMS'le gidiyorlar abi. Sokaktaki ha. adama mail'la gitmiyorlar. Anladım, anladım. Şimdi abi mail gelmiş bana, diyor ki o babacık gibi dan gelmiş. O babacık gibi dan gelmiş. Cartoons recording. Tamam. I'll welcome you to your interest has been output a firm falan diye başlıyor. Tamam mı? Aman Allah'ım. Çok yani, heyecanlanman gerekiyor burada. Çok tabii. Şu an yükseliyorum ben. Altta diyor WhatsApp'ım var. Ona tıkla. Tıkla. Hop çıkan bu Cizbarov. Aynen gitti. Hop şşt, kaymaklı simpaş. Gitti. Gitti. Kanal gitti. Kanal gitti. Ya bir o kadar kolay olmuyor canım. O kadar olsun kolay fark değil. Etmez. Mesela şuna bir bak abi, bu farklı. Jingle exclusive interview. Vay, dinle bizi diyor. Aynen, Google Drive göndermiş. Tam dümen. Değil mi? Mesela ne oluyor abi? Ne oluyor biliyor musun? Telefonda tıkladığın zaman bir nebze rahatsın. Orada bir sıkıntı yok. O da tartışılır bu arada. Onunla ilgili de bir şey söyleyeceğim. Ondan sonra bilgisayarında yaparsan eğer abi, bilgisayarda sen onu bu videoymuş diyorsun, tıklıyorsun veya müzik dosyası diyorsun, tıklıyorsun. Çalışmadı. Niye çalışmadı lan bu diyorsun. Neyse kapat diyorsun. Adama yazıyorsun. Çalışmadı sizin dosyanız. Geçmiş ola. Senin arkada bu makine gidiyor, cookie'leri topluyor, password'leri topluyor, ne varsa topluyor, adama fişt, gönderiyor zaten internetten. Telefonda o sırada gitti. Biraz daha şey. Telefonda bir tık daha iyi. Telefonda. Peki bir şey söyleyeceğim. Söyleyeyim mi? Ya söyle. Ama bu aramızda kalsın. Kimseye söylemeyelim bunu Uras. Seko'ya söylemeyeceğim. Tamam söyleme, bak çok ciddi konu. Telefonda ne oluyor biliyor musun? Özellikle Android'lerde oluyor bu. APK yüklüyoruz ya böyle çaktırmadan. APK evet. yüklüyoruz. O APK'ların izinlerine bakmıyoruz değil mi? Ne olduklarına. O izinlerde arkayı boşaltıyor mu? Hayır, diyor ki klavyeyi okuyabilirim. Ekran görüntüsü alabilirim. Kamil. Ondan sonra onu yapabilirim, bunu yapabilirim. Hiçbirine bakmıyorsun. Ondan sonra sen gidiyorsun. Nasılsa bende çoklu doğrulama var diyorsun. Google'a gireyim Herif diyorsun. Herif her şeyi görüyor. Herif zaten onları alıyor. Hoppidi 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 hepsini götürüyor. Bir tane daha söylüyorum. Söyle. Maillardan yırttın. Eyvallah. Gidiyorsun oyun indiriyorsun bir tane. Oyun hilesi buluyorsun. Oyun hilesi diyor ki veya diyor ki Türkçe yaması. Oyun indiriyorsun. Yamayı indiriyorsun. Hileyi indiriyorsun. İlk söylediği şey antivirüsün varsa kapat. Neden acaba? Bak tam Seko hileci, eski hileci oyunculardan o. Ya orada başka işler dönüyor yani. Yani mesela bunlara çok dikkat etmek lazım. Değil mi? Aynen abi. Aynen. Bir de her maildeki şeye tıklamayacaksın bir zahmet. Yani oyunun hilesi geldi. Al sana en kral oyun hilesi. Kafadan vur diye e-mail attı mesela adam. Tıklama bir zahmet tıklama. Yani. Tıklama. I am very interested in your channel and want to cooperate with you in business. Bak nereden doğru vurmaya söylüyor. Çalışıyor. Ama doğru söylüyor. Ya, gerçekten ilgilenmiş senin kanalla. Sağ olsun. Götürecek ya. Götürmeyle ilgilenmiş. İlgilenmiş senin kanalla, bak ilgileniyor. 5.000 ile 50.000 dolar arası diyor. İndireceksin diyor. Ama o senden indirecek işte. Aradaki fark o. Evet. Gerçekten inanılmaz. Ya Can, gerçekten hani bugün aydınlandım ve dediğim gibi biraz önce sana, başka bir insanım ben artık. Yani Uras daha çok Eyvallah. Şey bilen, kendini daha geliştirmiş bir Uras Benlioğlu olarak bu videoyu sonlandırıyorum. Eğer siz de kendinizi geliştirmek istiyorsanız, bu yeni jenerasyon işlere, siber güvenlik olsun, inovasyon olsun, blockchain olsun, bu tür şeyleri öğrenmek istiyorsanız Akbank Gençlik Akademisi'ni mutlaka ziyaret edin ve onun bir parçası olun. Yurt içinden ve yurt dışından çok gerçekten seçkin eğitmenlerle bir sertifika sahibi olun ve kendinize yatırım yapın. Unutmayın ki bu programlar belirlenirken arkasında Akbank var. İş dünyasında yeni nesilde, yeni dönemde en çok ihtiyaç duyulan meslekler göz önüne alınıp sertifikalar veriliyor. Linki de aşağıya bırakıyorum. Tekrar bir bakarsınız. Can, çok teşekkür ediyorum abi ya. Estağfurullah abi, ne demek? Gerçekten hani hem seni tanıdığıma hem de bu videoyu çektiğime çok memnun oldum. Ben de çok mutlu oldum abi. Çok sevindim tanıştığımıza. Can'ın kanalını da takip etmeyi unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.